Vestel, efsane aslanları sunar. ...1905'ten bu yana yüzünü batıya, hedefini zirveye kilitlemiş bir okulun, bir kulübün, bir cemiyetin adıdır Galatasaray. İstanbul Pera'da, yani Beyoğlu'nda kurulup renklerini alevin sarı kırmızısından alan, içinden gol kralları, kupalar, şampiyonluklar geçen asırlık ve zorlu bir yolculuğun adı. Ali Sami Yen ve bir avuç idealist gencin çabasıyla yoksunluk ve yoksulluğun ortasında lise koridorlarında kurulan, papazın çayırında oynanan ilk maçtan, ilk golün yürek çarpıntısından, ilk galibiyetin heyecanından ve ilk şampiyonluğun gururundan bugüne tükenmeyen bir sevginin karşılığıdır Galatasaray. Başarıların, hayal kırıklıklarının, galibiyetlerin, mağlubiyetlerin, şampiyonlukların sarı kırmızı öyküsüdür Galatasaray. Ortak belleğimiz ve tarihimiz içinde inanç, kavga, acı, sevgi, ter, mücadele, umut ve vizyon olan bir tarih. Acılarla, savaşlarla örülmüş bir tarih ki yasaklara, otoriteye inat, Galatasaray efendileri adıyla yola koyulan, Osmanlı'nın zor zamanlarında da, işgalde de, kurtuluşta da, kuruluşta da, cumhuriyette de lisesiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla bu topraklara gönlünü koyan, Çanakkale'de şehit veren, Kafkaslara, Yemen'e cepheye giden, İşgal İstanbul'unda Kuvayi Milliyeci, Cumhuriyet'in kuruluşunda coşku ve sevincin ortağı, atasının neferi Galatasaray. Galatasaray demek, 1909'da ilk şampiyonluk kupasını omuzlarken Osmanlı'nın büyük şairi, lisenin efsane müdürü Tevfik Fikret'le gurur duymak demek. Gül Baba'yla Bektaşi kültürüne, Tevfik Fikret'le liselilik ruhuna, Fransız kültürüyle evrenselliğe, Atatürk'le çağdaşlığa gönül vermek demek. Yurt dışına çıkan ilk Türk takımı olduğu için, ilk defa yabancı takımı yendiği için, ilk defa futbol dışı spora öncülük ettiği için ve ilk kez Avrupa Kupası'nı kazandığı içindir ki Galatasaray demek ilkler demek. Galatasaray demek, Çanakkale cephelerinde yitip giden ve mezar taşlarına kulübünün adı kazılan Robinsonlarla, Celal İbrahim'le, Hasnun Galip'le ve tabii ki kurucusu Ali Sami Yen'le gurur duymak demek. Galatasaray demek, Atatürk adına verilen ilk kupaya sahip olma onurunu taşımak demek. Galatasaray demek, Cumhuriyet'in yokluk zamanlarında Samiye hanımların ve daha nice kulübe gönül vermiş kadınların el emeği, göz nuru diktiği formalarla sahaya çıkmak demek. Galatasaray demek, futbol tarihinde ağları delen bir gol fotoğrafı bırakmak ve asırlık tarihinde çokça gol kralı yetiştirmek demek. Galatasaray demek, hem Süper Kupayı, hem UEFA Kupası'nı, hem de Milenyum Ödülünü ilk kez Türkiye'ye armağan etmek ve bu sayede Avrupa'nın, hatta dünyanın kıyısında köşesinde adını duyurmak demek. Galatasaray demek, 10 yıllardır milyonlarca taraftarıyla, kadını erkeği çocuğuyla bazen coşmak, bazen üzülmek, bazen beklemek, ama hep gönül vermek demek. Ve Galatasaray demek, bir asır boyunca hüzünlerin yanı sıra destanlar yazarken tarihine efsane isimler kaydeden kulüp demek.
Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü olmasının yanı sıra insanlığıyla, tevazusuyla öne çıkmıştır Dervan. Ki 1987 yılında yaşanan hoş bir anı bunun kanıtıydı. Evet, İstanbul Hilton Oteli'nde 60. doğum günü vardı teknik direktörün. Sosyetesinden şöhretlisine, spor ve iş adamından futbolcusuna, Galatasaray yöneticilerinden spor yazarına herkes davetliydi de, bir de o gecenin sürpriz konukları vardı. Sporun emektarları. Yani çimleri kesenler, top taşıyanlar, bahçıvanlar, aşçılar, masörler, çaycılar ve malzemeciler. Ama otel yetkilileri doğum günü törenine uygun bulmamış olacak ki içeri alınmalarına zorluk çıkartmıştı. Törenin yapılacağı salonda heyecanla davetlileri bekleyen Derval, bu durumu öğrenince apar topar ön kapıya gelecek. Ve heyecan içinde en güzel kıyafetleriyle ama üzgün bir biçimde bekleyen emektarları tabii ki içeri aldıracaktı. Bayım, bunlar benim arkadaşlarım. Benimle gelecekler. Resepsiyon müdürü şaşıracak, biraz da utanacaktı. Derval yıllar sonra bunu şöyle anlatacaktı anılarında. Davet etmiştim. Üstelik onlar benim ailemdi. Aynı kaderi paylaşıyorduk diyecekti. Evet, Derval sahiden aileydi. Sporseverle, yöneticilerle, futbolcuyla, spor adamıyla, sıkı Galatasaraylıyla. Kibarlığı ve centilmenliğiyle öne çıkacaktı yıllar boyunca. Evet, Derval teknik direktördü ama teknik adamlığından, profesyonelliğinden ve başarılarından önce insanlığıyla, sıcaklığıyla sevdirmişti kendini usta futbol adamı. Her yaşta, her kesimden insanın sevgisini de, saygısını da önce karakteriyle kazanmıştı. Onun insan sevgisi, insanı her şeyden önce ve önemli tutması, zor hayat şartlarından geçmesinde, hayata bir savaş esiri olarak başlamasında yatıyordu belki de. Evet evet, savaş esiri. 1940'lı yıllar. Alman milli takımı pek çok yıldız futbolcuya sahip kadrosuyla sahalarda fırtına gibi esmektedir. Ama siyasi rüzgarlar da o kadar sert esmektedir ki halkın futbolla ilgilenecek, zaferlere sevinecek mecali kalmamıştır adeta. Hitler'in zulmü ve iktidarının baskıcı sert uygulamaları ülkeyi kasıp kavurmaktadır. Dünyayı da. O sıralar 16 yaşında olan ve bir demiryolu görevlisinin oğlu olan Yup Derval, futbola delice tutkun. Ama askere çağrılır. Hem de Nazi üniformasıyla. Çiçeği burnunda delikanlı hem asker oluşuna hayıflanacaktır, hem de bir savaş karşıtı olarak ülkesinin yarattığı savaş ve şiddet ortamına. Ama hayata bakın ki askerliğinin 6. ayında Amerikan birlikleri tarafından esir alınacaktır. Günler, haftalar geçer. Esaret sırasında tek düşündüğü vardır Yup'un. Bir yolunu bulup kaçmak. Evet evet, bir film tadında günler başlayacaktır. Amerikan kuvvetleri tarafından müttefik Fransa'ya madenlere çalıştırılmak üzere götürülürken birkaç arkadaşıyla birlikte trenden kaçmayı başarır. Ve o harabeler, yıkıntılar arasından geçe geçe doğduğu kasabaya döner. Bir süre sonra savaş sona erer. Ama müttefikler vardır Almanya'nın her kentinde. Hem mutludur hem de olan bitenden üzüntülüdür ancak. Şarapnel parçaları boş kovanlarla dolu futbol sahasında gizli saklı futbol oynar arkadaşlarıyla. Ve futbol heyecanı 40'lı yılların sonu ve 50'lerin başında son hızıyla devam eder. Normale dönen hayatın ardından Alman liglerinde iyi takımlarda oynar. Alman milli takımında da. Futbolculuğu biter, teknik direktörlüğü başlar. Derken
Alman milli takımının teknik direktörlüğünü. Döneminde Almanya büyük başarılar elde eder. Dünya Kupası şampiyonluğu dahil. Ancak her başarının sonunda yenilgi ve hüzünler. Ki 1984 yılı Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Alman milli takımının başarısızlığından derhal sorumlu tutulur ve yolları ayrılır. Almanya milli takım teknik direktörlüğünü efsane Alman futbolcu Franz Beckenbauer'e bırakmıştır derhal. Uzun bir tatil ve kendini dinleme dönemi beklerken, bir süredir teknik direktör arayışında olan Galatasaray'dan bir teklif alır Derval. Dönemin yöneticileri Alp Yalman ve Faruk Süren, İsviçre'nin bir dağ köyünde Derval'i ikna ederler. Galatasaraylı yöneticilerin amaçları, kulüpte kısa vadeli başarılar değil, kalıcı bir dönüşümü başlatmaktır. Ki öyle de olur. Bakın nasıl olur. İmkansız denilen şey, gerçeğe dönüşmüştür eve. Derval'in Galatasaray'ın başına geçtiği haberi hem Türkiye'de hem Almanya'da büyük yankı uyandırır. Açıkçası Galatasaray büyük bir işe imza atmıştır ve bu başarının meyvelerini daha sonraki yıllar boyunca toplayacaklardır. Hatta kimilerine göre Türk futbolunun yükselişi beyaz saçlı bir adamın Yeşilköy Havalimanı'na inen bir uçağın merdivenlerinde görünmesiyle başlamıştır bile. Oldukça deneyimli bir teknik adam olan Derval, milli takım çalıştırma konusunda ustadır ama ilk defa bir kulüp takımını çalıştıracaktır. Türkiye'nin liberal politikaları eşliğinde dünyaya açılmaya başladığı günlerde Galatasaray'da da büyük bir devrim yaşanmaktaydı. Derval'le birlikte başlayacak olan bu devrim, önce Galatasaray'ın, sonra da Türk futbolunun çehresini değiştirecekti. Öyle ya, 12 Eylül darbesinden yeni çıkmış, pek çok ekonomik ve siyasi sıkıntıyla uğraşan Türkiye, Derval'le futbol aracılığıyla Avrupa'ya açılma cesareti bulacaktı. Hoca, eğer istersen kabından çıkabilirsinin ışığını yakacaktı adeta. Az şey mi? Üstelik Ali Samiyen, Galatasaray'ın hedefini yıllar önce belirlemişti. Türk olmayan takımları yenmek ve futbolu en az onlar kadar iyi oynamak. Galatasaraylı için öncelikli hedef, en azından Türkiye'deki şampiyonluklar kadar yurt dışında da başarılı olabilmekti. Ulusun adını sarı-kırmızılı renklerin bayraktarlığında en yukarılara taşımak, Galatasaraylı için 80 yıldır değişmeyen hedef olmuştu. Derval'in ilk yaptığı iş, henüz yeni olan Florya tesislerine gitmek olur. Gördükleri şaşkınlık vericidir. Çakıl taşlarla dolu toprak saha ilk hayal kırıklığıdır. Daha sonra anılarında da anlattığı gibi ilk karşılaşma disiplinli bir Alman için tam bir facia olmuştur. Çoktan emekliye ayrılması gereken futbolcular, çamurlaşmış bir toprak saha ve 32 adam. Kim bu kadar adamla ilgilenebilirdi ki? Tecrübeli direktör, ilk eksiklikleri hemen fark etmiş, bunların giderilmesini Galatasaray'da çalışmak için şart koşmuştur. Antrenman sahası meselesi ve kondisyon merkezi eksikliği. Derval, çim sahada oynayamayan futbolcuların pek çok oyun tekniği detayından da habersiz ve yetersiz kalacağını düşünmektedir. Yönetim, çim saha sözünü vererek anlaşmayı imzalar. Dönemin rakamlarıyla iyi sayılan maaş ve lojman karşılığında Derval Galatasaray'ı verdi. İlginçtir, İstanbul'un keşmekeş trafiğinden en küçük bir tartışmada alevlenen, hararetli insanların bolluğuna kadar
yadırgatıcı durumlarla karşılaşsa da Sakin Hoca kısa zamanda yeni takımını da misafir geldiği ülkeyi de benimseyecek. Geldiği ülke ve takımı Galatasaray'da Dervali bağrına basacak ve umut besleyecektir. Sempatik ve sıcakkanlı tavırları, kimseyi geri çevirmemesi, kırık Türkçesi hocayı çoktan bizden biri yapar bile. Babalarından maçları dinleyen minik Galatasaraylıların pamuk dedesi olmuştur çoktan. Çok rahat insan ilişkisi kurar. Kibri yoktur. Taraftarla da, futbolcuyla da, yöneticiyle de samimi muhabbet sağlar. Galatasaray'ın merkezinin de olduğu Hasnun Galip Sokağı'nın barlarında bira yudumlamayı da eksik bırakmaz sıklıkla. Esnaflarıyla şakalaşmayı da. Tek cümleyle söyleyeyim, evet Türkiye'de çok mutluyum. Antrenörlük bir yaşam sanatıdır. Bu yüzden biz gittiğimiz yere çok çabuk uyum gösteririz. Özellikle işim Türkiye'ye çok kolaylıkla alıştı. Türkiye ve Türklerden çok etkilendi. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Sokaklarda dolaşırken futbol fanatiğinin bol olduğu bir ülke olduğunu da anlar. Kısacası kolayca alışır, uyum sağlar. Galatasaray'a da Türkiye'ye. Hatta Galatasaray kaput, en büyük Fener, başka büyük yok diye sokakta laf çakanlara da. Bu arada magazini de ihmal etmez. Direktörlüğünün birinci yılında TRT'de Halit Kıvanç'ın sunduğu Şans Çemberi isimli yarışmaya katılır ve Ajda Pekkan'la rakip olup büyük ödül Tükenmez Kalebi de kazanır. O sıra ak saçlı iki adam birbirine şaka yapar. Derval, duayen sunucu için Halit Bey ile ben anne baba ayrı ikiz kardeşiz der. Ve futbol zamanları. Derval'in Galatasaray'daki yardımcısı Mustafa Denizli'dir. Bir zamanlar futboluyla sahalarda fırtına gibi esen Denizli, Derval'e iyi yardımcı olmaya çalışacağı gibi Derval'den de çok şey öğrenecektir. Zaten bir süre sonra baba oğul gibi olacaklardır. Bu arada yönetim Derval'in istediği transferleri de bir bir yapacaktır. Tabii ki dil sorunu da yaşamaktadır. Bazen el kol hareketleri devreye girer. İkinci yıl bir transfer talebinde daha bulunur. En iyi bildiği, aşina olduğu Almanya'dan ama Almanya'da altyapılardan yetişmiş gurbetçi futbolcular da söz konusu olan Erhan Önal, Erdal Keser ve İlyas Tüfekçi bu dönemde önemli katkılar sağlayacaktır. Fakat ilk zamanlarda istenen büyük başarı gelmez. Taraftar da, yönetici de sonucu görmek istemektedir. Zaman zaman eleştiri alır. Alman medyasından da. Örneğin Almanların ünlü Stern dergisinde Almanya Derval'i sevmiyor, sadece acıyor. Onu Türkiye'de eski günlerine dönme arzusu içinde gördük. Dileriz Türk seyircisi ona sahip çıkar diye başlayıp biten yazı Derval'in çok canını acıtacaktır. Derval ise sihirbaz değilim diye cevaplar bu eleştirileri. Sahiden bir sihirli el değmiş gibi başarı ardı ardına gelir. Vestel'in sunduğu Efsane Aslanlar devam edecek. Vestel'in sunduğu Efsane Aslanlar devam ediyor. Hücumu esas alan bir futbol anlayışı uygulayan Dervalli Galatasaray için 1984-85 sezonu parlak geçer. Türkiye Kupası'nı alır takım. Gelecekte başarılı olacağının ipucudur bu sonuç. Zaten 85-86'da da lig ikincisi olur kulüp. Hem de tek bir yenilgi almadan. Evet, takım iyi oynuyordu artık. Bir süre sonra gazetelerde Galatasaray Avrupalı gibi oynuyor türünde manşetler atılıyordu. Derval sıra dışı bir teknik direktördü gerçekten de. Futbolcularına sadece kazanmayı,
rekabeti değil, başka değerleri de öğretiyordu. Birbirine destek olma, takım olma, saygı gösterme. Çünkü futbol ona göre sadece bir oyun, bir mücadele değil, yaşanması, örnek alınması gereken bir şeydi. Bu başarılar taraftarı da mutlu edecek, heyecanlandıracaktı. Tribünlerde neredeyse lig şampiyonluğunun coşkusu vardı. I love you derval tezahüratları eksilmiyordu. Derval, üzerindeki baskı kalktığı için mutluydu, rahatlamıştı. Takıma yenilikler getirmeye devam ediyor, hatta rakip takımlarda Derval'i izliyordu. Bu arada Fenerbahçe maçlarının sert geçmesi, kırmızı kartların havada uçuşması Derval'i rahatsız ediyordu. Hayali, dostluk ortamı yaratmaktı. Hatta Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcularla ortak yemek fikri geliştirip dostlar masası oluşturacaktı. Ve o yemekte çok şaşılacaktı. Öyle ki her iki takım futbolcuları yemekte bin yıllık arkadaş gibi davranmış, derbi raconu gereği ise birbirlerine sahada sert ve haşin davrandıklarını fark etmişti. Futbolcuların zihniyetini değiştirmeyeceğini anlayınca ara bulmaya son vermişti. Bu arada transfer listesine muhteşem bir isim daha eklenecekti. Cevat Prekazi. Prekazili Galatasaray, Derval'in de müthiş öngörüsüyle başarılarını sürdürecekti. Ben biliyorum Derval ki büyük isim, büyük adam, büyük efendi, gentleman, ama bir Alman. Kafamda hiç gelmiyordu ama. Disiplin yani. Onunla sohbet edebilirdi, onun her şey. Zaten o beni gördü iki tane, işte ilk açılışta, ondan sonra bir idman maçı yaptık. O da orada gördü kimim ben, nasıl bir futbolcuyum. Israr etmiş ama. Tabii, sır be, ben ya ben, evet, ikinci yabancı ya başka almayacağım. Derval, oyuncularını her fırsatta çocuklar gibi gördüğünü dile getiriyor, transfer ücretlerinden formlarına kadar her detayla bir Alman disiplini ve titizliğiyle ilgileniyordu. Futbol Federasyonu'nun özerk olması gerektiğini de ilk söyleyen oydu. Artık Türkiye'de daha önce oynanmayan bir futbol oynanıyordu. Usta futbol adamının oyunculara kazandırdığı en önemli şey ise özgüvendi. Takımına hem modern futbolu hem de kazanmayı öğretmişti tecrübeli hoca. Futbola ruh kazandırdığı söyleniyordu. Ve Derval'li Galatasaray'ın ilk şampiyonluğu. Evet, değişimler ve sıkı çalışmalar sonucunu gösterecek, Galatasaray kendisinden beklenen ivmeyi yakalayacak, Avrupa standartlarında bir takım olacaktı. Seyirci takımından şampiyonluk bekliyordu. Hatta dillere dönemin ruhuna uygun şu sözler yerleşiyordu. ...1986-87 sezonuydu. Derval, tempolu biçimde takımı çalıştırırken bir gazeteye Napoli 61 yıl şampiyon olamadı. Galatasaray 14 yıl olamamış. Çok mu diye bir demeç verecek, ortalık ayağa kalkacaktı. Şampiyonluk stresi yaşayan taraftar bu demeci de fırsat bilerek Florya tesislerindeki antrenmanı basıyor, üstelik Derval'i de tartaklıyordu. Alman hoca kırgın ve kızgındı şimdi. 3 yıldır Türkiye'deydi. Zorluklarla mücadele ediyordu. Şampiyon olamadı diye yapılanlara içerliyordu. Gitmeye karar vermişti. Bu arada Beşiktaş yeniden lider olmuş, Galatasaray'ın önüne geçmiş, dönemin başbakanı Turgut Özal bile Beşiktaş'ın şampiyonluğunun %99 olduğunu söylemişti. Ama son maçlarda Galatasaray atağa geçecek, rüzgarın yönü değişecekti. Kocaelispor'u yenerek başlanan galibiyetler birbiri ardına geliyor, Galatasaray liderliğe yükseliyordu. Eskişehirspor'u birini Prekazi'nin attığı iki golle yenince Galatasaray şampiyon oluyordu 87 sezonunda.
mucize gibiydi adeta. İstanbul, hatta tüm yurt, zaferin sarı-kırmızı renklerine bürünmüştü. Profesyonel lig tarihindeki 7. şampiyonluğunu kazanmıştı Galatasaray. Ve 14 yıl sonra gelmişti. Büyük zorluklara göğüs gerilerek kazanılan bu şampiyonluğu ve coşkusunu Eşfak Aykaç köşesinde şöyle dile getiriyordu. Yahya Kemal'in Endülüs'te Raks şiirinden esinlenerek. Pas, şut, gol. Bu takımda futbolun bütün hızı, şevk akşamında yer gök, deniz sarı kırmızı. Derval şimdi çocuklar gibi mutluydu. Çile bitmişti. Alman basını Derval'in sahneye dönüşünü anlatan manşetler çakıyordu. Ama hayat işte. Derval şampiyonluk kutlamalarının orta yerinde Almanya'ya dönmeye karar verdi. Almanya'ya dönüş kararında sağlık sorunları etkendi. Bir de misyonunu tamamladığını düşünüyordu. Sevinç, gözyaşları ve muhteşem başarının ardından Derval ülkesine döndü. Ama danışmanlığı sürecekti. Evet, Galatasaray'a 1984 yılında gelen Derval, uzun uğraşlar ve sıkıntılı yılların ardından Galatasaray'daki futbol anlayışını değiştirmiş ve büyük iz bırakmıştı. Gelişi görkemli, gidişi sessiz sedasız olmuştu. Türkiye'den ve büyük bir aile gibiydik dediği takımından ayrılmıştı işte. Etkisi büyüktü ki yıllarca yardımcılığını yapıp takımı teslim ettiği Mustafa Denizli, ertesi sezon Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray'ın yarı final oynamasını sağlayacaktı. Bu arada Derval 1991 yılına kadar Futbol Federasyonu ve Galatasaray'da danışmanlık, antrenörlük semineri hocalığını sürdürecekti. İnsanlığını da. Öyle ki 90'lı yılların başında Almanya genelinde neonazi eylemleri artmış, Almanya'da yaşayan yurttaşlarımıza yönelik şiddet eylemleri, cinayetler söz konusu olmuştu. İşte 1993 yılında Solingen'de tam anlamıyla bir insanlık ayıbı yaşanıyordu. 6 gurbetçi vatandaşımız faşistlerce yakılarak öldürülmüştü. Derval haberi öğrenir öğrenmez Türkiye'den bir dostuna bir mektup yazıp üzüntülerini şöyle dile getirecekti. Bence hem sen, hem ben, hem de Alman devleti vicdan azabı çekmelidir. Bu dünyadaki bütün değerler, ülkemizdeki yabancı insanlarımızın korunması için harcanmaya değer olmalıydı. Alman vatandaşlarım adına utanıyorum. Evet, yabancı insanlar ve yabancı ülkeler yoktu. Başka ülkeler ve başka insanlar vardır diyen bir adam için oldukça acı vericiydi yaşananlar. Doğru zamanda gelmiş, büyük bir futbol elçisiydi Derval. Sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun da kaderini etkilemişti. Türk futbolu için sadece bir antrenör değil, bir lider olmuştu. Sadece teknik adam değil, gerçek ve şefkatli bir öğretmendi. Galatasaray'ın sanki Mahmut hocasıydı. Kalabalık bir hababam sınıfı mezun eden, hayata hazırlayan Derval Hoca. Sıkı Galatasaraylı Ferhan Şensoy da bir oyununda, içinden tramvay geçen şarkıda Derval'e saygı sunuyordu. Madem ki Almanlar zor durumda, gelsin yuklu Derval Paşa. Evet, başarmak için önce inanmak gerektiğini, hedefe giden yolda çok çalışmanın gerekli olduğunu, gerçek başarının kalıcı olmaktan geçtiğini, sportmenliğin her şeyden önce geldiğini, en önemlisi kalıcı olmanın saygın bir insan olarak hatırlanmak olduğunu hatırlatmıştı bize de, Avrupa'ya da. Hocaların hocası da dendi ona, futbol filozofu da. Ama galiba en önemlisi insan olmasıydı. Önce insan, sonra futbolcu. Türk futbol tarihine devrim niteliğinde kazanımlar sağlamıştı.
Ve yıllar sonra Türkiye anıları adını verdiği bir kitap yazacaktı. Tabii ki ülke ve Galatasaraylı yıllarını yazacağı gibi çok özel bir not düşecekti kitaba. Evet, derhal Galatasaray altyapıdan bir futbolcunun sahada ölümüne tanık olmuştu. Hatta 17 yaşındaki Dursun, Derval'in kollarında ölmüştü. Antrenman maçında rahatsızlanıp kalp krizinden ölen futbolcuyu hiç unutmamış ve kitabının girişine şu notu düşmüştü. Dursun koşarken birden yalpaladı. Koşuşu değişti. Ardından da yere yığıldı. Onun sürdüğü top da yuvarlandı, yuvarlandı. Onun gerçekleşeceğine inandığı düşlerin arkasından gitti. O günü asla unutmayacağım. Derval'in insan sevgisini anlatan bu satırları yıllar sonra pek çokları Derval için yazıp duracaktı. Öyle ya, Derval 2007 yılında bir kalp kriziyle hayatını kaybettiğinde ardından çok ağlanacak, çok yazılacaktı. Mesela Beckenbauer diyecekti ki onu Almanlardan çok Türkler sevdi ve anladı. Evet, bir Derval gelip geçmişti aramızdan. Tribünlerden, sahalardan, İstanbul sokaklarından. Sevildi, etkiledi, katkı sundu, sevdi. Bizi, Türkiye'yi, Galatasaray'ı. Zaten kitabının son satırları şöyleydi. Güzel zamandı geçen. Ne yazık ki kısacıktı. Ama dolu dolu yaşandı. Teşekkürler sevgili İstanbul. Ve teşekkürler büyük ülke Türkiye. Yaşamama izin verdiğiniz sayısız harika gün için teşekkürler. Eğer onları yaşamamış olsaydım, hayatımın en anlamlı günlerini kaçırmış olacaktım. Vestel, efsane aslanları sundu.